Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri, trafik güvenliği dersinizden birinci dönemin birinci yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Birinci sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından birisi değildir? Okul bahçeleri, yoldan uzak boş bahçeler, caddeler ve yollar, çocuk parkları. Evet doğru cevap C şıkkı olacak. Caddeler ve yollar güvenli oyun alanları değildir. İkinci sorumuz. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi uyarı amaçlıdır diyor. Şimdi bu soruyu çözmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Şimdi bakın böyle mavi renkli levhalar gördüğünüzde bunlar bilgilendirici levhalardır. Üçgenli olan levhalar ve bu şekilde kenarları da kırmızıysa uyarıcı levhalardır. Yani buradaki cevabımız C şıkkı olacak. Bir de Yasaklayıcı levhalar var. Az sonra örneklerini göreceğiz. Daire şeklinde genellikle yuvarlak olup da etrafı kırmızı renkli ise onlar da yasaklayıcı levhalardır. Birazdan göreceğiz. Şimdi bu soruda cevabımız C şıkkı olacak. Çünkü bunlar bilgilendirici levhalar. E, diğeri ise yani etrafı kırmızı ve üçgen olan ise uyarı amaçlı e, kontrolsüz demir yolu geçidi olduğunu burada bize ifade etmek istiyor. Devam edelim. Birazdan diğerlerini de göreceğiz zaten. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin en önemli ögesidir? İnsan, trafik levhası, taşıt ve yol var. Doğru cevap insan olacak. Trafiğin en önemli unsuru insandır. Diğerleri daha sonra gelir. A şıkkını işaretledik. Bakın 4 numaralı soruda aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi bilgilendirme amaçlıdır? Şimdi ne demiştik? Mavi olanlar kare ve dik, e, dikdörtgen şeklinde olurlar genelde. Bilgilendirme amaçlıdır. Yani burada cevabımız D şıkkı oluyor. Şu ikisi yasaklayıcıdır. Bakın burada yaya giremez işareti var. Bu ise uyarı amaçlıdır. Üçgen şeklinde. E, yani bir sürücü mesela yoldan giriyor, İşte orada okul geçidi olduğunu yani onu uyarıyor sürücüyü. Dikkatli olma arasında Bu uyarı amaçlı. Bunlar yasaklayıcı. Bilgilendirici D şıkkı. Devam edelim. Beşinci soru. Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? Sağ banketten yürümelidir. Kol kola girerek yürümelidir. Tek sıra halinde yürümelidir. Büyükler önde küçükler arkada yürümelidir. Şimdi banket neresi oluyor? İlk önce bunu tarif edeyim. Şimdi yolların kenarında eğer yaya kaldırımı yoksa bazı yollar bu şekildedir. Kenarlarında yayaların yürümesi için kaldırımlar yoktur. Oradan yayaların yürümesi gerekiyorsa bir kere sağ banketten yürümeyecekler. Neden? Çünkü arabalar da sağ taraftan gidiyor. E biz de sağdan yürürsek arkamızdan gelen aracı göremeyiz. Araç da bizi göremeyebilir. Şimdi banket olan yollarda bir kere sol taraftan yürünecek. Kol kola zaten yürünmez. Demek ki eğer birden fazla kişi varsa tek sıra halinde yürümeleri gerekiyor ve sol taraftan yürümeleri gerekiyor. Niye sol taraftan yürünüyor bankette? Çünkü karşıdan gelen aracı rahatça bizim görmemiz ve ona göre kendimizi kenara almamız için. Araç da bizi görebilir. Yani burada cevabımız C şıkkı olacak. Tek sıra halinde yürünecek. E, büyükler önde bu zaten uygun değil. Altıncı sorumuz. Bakın yasaklama. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi yasaklama amaçlıdır diyor. Bunlar bilgilendirici. Az önce de görmüştük. Bu da uyarıcı, yasaklama olan böyle daire şeklinde yani şu e, işaret yayaların giremeyeceği oraya e, bu levhanın olduğu yere yayalar giremez demektir. Yasaklayıcıdır. Cevap A şıkkı oldu. Yayaların karşıdan karşıya güvenli geçmesi için çizgili olan yolan nokta nokta denir. Ne denir? Yaya geçidi. O zaman buraya yaya geçidi yazalım. Hemen yazıyorum. Ve bunu çiziyorum. Sürücü ve görevliler dışında taşıt içinde bulunan kişiye nokta nokta denir. Ne denir? Taşıtın içindeyse yolcu denir, değil mi? Hemen yazalım. Sürücü ve görevliler dışında. İnsan, hayvan ve taşıtların karayolu üzerindeki hareketlerine nokta nokta denir. Ne denir? Trafik denir trafik yazalım. Karayolu üzerinde duran veya hareket eden insanlara nokta nokta denir. Bakın, taşıtın içinde değil, karayolu üzerinde. Bunlara da ne diyoruz? Yaya diyoruz. Yazalım. Otomobil, tren, vapur ve uçak gibi araçlara nokta nokta denir. Ne denir? Taşıt denir. Bunu da yazdık. Şimdi son cümlemiz. Karayolu üzerinde motorlu veya motorsuz araç kullanan kişilere nokta nokta denir. Ne denir? Sürücü denir. Hemen sürücüyü yazıyoruz. Ve bu bölümü de bitirdik. Geldik doğru yanlış bölümüne. Trafik kazaları sadece kazayı yapan kişiyi değil pek çok kişiyi etkiler. Doğru bir cümle. Trafikte sadece kendi hayatımızı düşünmeliyiz diyor. Yanlış bir cümle. Sadece kendi hayatımız değil başkalarının diğer canlıların da hayatlarını düşünmeliyiz. Karşıdaki kişilerin ne bileyim hayvanların olsun hepsinin hayatını düşünmeliyiz yani. Ülkemizdeki trafik kazalarının nedenleri arasında insan kaynaklı kusurlar ilk sırada yer almaktadır diyor. Doğru bir cümle. Kazaların çoğunluğu insanlardan kaynaklanan kusurlar yüzünden oluyor. Okula gelirken ve okuldan giderken yolun karşısına geçmek için güvenli geçiş alanlarını kullanmalıyız. Doğru. Trafik polisi trafiğin düzenini sağlar ve trafiği denetler. Doğru. Kırmızı ışık yandığında karşıya geçmeliyiz. Yanlış. Yeşil ışık bize yandığı zaman geçeceğiz. Araç kullanan kişilere yolcu denir. Yanlış. Sürücü denir. Taşıtlarda sürücü dışında bulunan kişilere müşteri denir. Yanlış. Ne demiştik? Yolcu diyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Bu şekilde eşleştirme. Burada ifadeler var. Karşıdan uygun sözcüğü eşleştireceğiz. Okuyalım. Trafiği düzenlemekle görevli kişi. Kimdi? Trafik polisi. Yani 4 numara buraya. Karşıdan karşıya geçmek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü. Nedir bu? Üst geçit. 5 numara. Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz. Trafik ışıkları. 2 numara. Yolda yayaların güvenle karşıdan karşıya geçebilecekleri yayalara ayrılmış geçit. Yaya geçidi. 1 numara ulaşım ihtiyacının karşılanması için çok sayıda insanın aynı anda taşınması. Bu da toplu taşıma diyoruz. Aşağıdaki trafik levhasının anlamı nedir? Bakın burada bilgilendirici bir levha var ve yürüyen okula giden çocukları görüyoruz. Ne olabilir tabii ki? Okul geçidi olabilir. O zaman C şıkkı. Çünkü okula giden çocuklar var. Bakın ellerinde çantalarla gidiyorlar. 11. Karşıdan karşıya geçmek isteyen akif Hangisini yaparsa daha doğru olur? Koşarak karşıya geçmelidir. Önce sola, sonra sağa ve tekrar sola bakıp geçmelidir. Evet, doğru cevap galiba burada. Bunu bir işaretleyelim de diğerlerine bakalım. Önce sağa sonra bu ters söylemiş. Araçların aralarından gizlice geçmeye çalışmalıdır. Bu da hatalı bir davranış. Doğru cevap B şıkkı oldu. 12. sorumuz. Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlara ne denir? Evet ne diyorduk? Yaya diyorduk. Araçların dışında olan karayolunda hareket halinde veya hareketsiz insanlar. 13. Yaya kaldırımı olmayan karayollarında taşıt yolu kenarında yayaların, hayvanların ve gerektiğinde taşıtların kullanabileceği kısma ne denir? Az önce de bir soru esnasında ben açıklamıştım. Ne diyorduk biz buna? Banket diyoruz. Bakın yaya kaldırımı olmayan karayollarında Ulaşım ihtiyacının çok sayıda insanın aynı anda taşınması ile karşılanmasına ne denir? Çoklu taşıma, bütün taşıma, toplu taşıma, seyahat. Doğru cevap toplu taşıma diyoruz. C şıkkı. 15. Çetin'in yaptığı hangi davranış yanlıştır? Bakalım. Yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor. Bu güzel bir davranış. Yaya kaldırımında oyun oynuyor. İşte bu kötü bir davranış. Yanlış davranış yani. B şıkkı. Karşıya geçişlerde yaya geçişlerini kullanıyor. Güzel. Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor. Bu da güzel. 16. Aşağıdakilerden hangisi güvenli yolun özelliklerinden biridir? A. Bizi gideceğimiz yere en kısa zamanda ulaştıran yoldur diyor. Bu yanlış. Üzerinde trafik işaret levhaları bulunan yoldur. İşte en güvenli yol budur. B şıkkı. Evimize en yakın olan yoldur. Bu da değil. Eğer evimize olan yol yakın olsa bile eğer tehlikeli ise biz biraz daha uzak olanı ama güvenli olanı seçmeliyiz, tercih etmeliyiz. Tanıdığımız kişilerin evlerinin bulunduğu yoldur diyor. Bu da güvenli yolla ilgisi yok. Cevap zaten B şıkkıydı. 17'ye bakalım. Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğrudur diyor. Kaldırımda koşarak hareket etmeliyiz. Uygun değil. Kaldırımın yola uzak kısmında yürümeliyiz. Evet galiba bu doğru. Bunu bir işaretleyelim. Kaldırımın yola yakın kısmında yürümeliyiz diyor. Bu biraz yanlış davranış. Yola yakın kısmında değil de yola daha uzak kısmında. Çünkü taşıtlar geçiyor yoldan. Tehlikeli olabilir. Kaldırımda yüksek sesle yürümeliyiz. Yani bağıra çağıra. Bu da uygun değil. Diğer kişileri niye rahatsız edelim, değil mi? 18 Aşağıdaki resimde gösterilen güvenli geçiş yeri hangisidir diyor. Bakın altta taşıt yolu geçiyor değil mi? Taşıt yolunun üstünden bir yayalar için geçit yapılmış. Biz buna ne diyoruz? Üst geçit diyoruz. Yani yolun üstünden geçiyoruz yani üst geçit. Cevap A şıkkı 18. 19. Bisiklet, kaykay, scooter, paten ve benzerleri araçları kullanırken ne takmamıza gerek yoktur? Dizlik kesinlikle olması lazım. Dirseklik de aynı şekilde. Kask da muhakkak olması lazım. Güneş gözlüğü kesinlikle kullanmamıza gerek yoktur. Ha takarsak ne olur bir şey olmaz. Takmasak mecburiyetimiz yok. Güneş olmayan günlerde takmamıza gerek. Yok. Ha çok güneş varsa takabiliriz o ayrı bir konu. Ama bunlar muhakkak takılmalı. 20 Murat'ın karşıdan karşıya geçmek için aşağıdaki yerlerden hangisini kullanması tehlikeli olur diyor. Şimdi bir A numara A şıkkında bir numara diyeceğim konuşamıyorum bir türlü. Neyse A şıkkında bakın yaya geçidi var. Burası güvenli. Burada bir üst geçit var. Evet burada da bakın okul geçidi var değil mi? Bilgilendirici bir levha görüyoruz. Ama burada herhangi bir geçit yok. Taşıt yolu bakın taşıt da geliyor. Buradan doğrudan karşıya geçmeye çalışıyor değil mi? Bu e, güvenli bir yer değil. Tehlikeli. O yüzden cevabımız değişik. Ha mecbur kaldıysa geçmek için. O zaman ne yapması lazım? Önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakmalı. Taşıt gelmiyorsa yürümelidir. Bakın burada taşıt geliyor zaten. Tehlikeli yani. 21. Trafiğin düzenini sağlayan ve denetleyen kişiye ne denir? öğretmen muhtar trafik polisi hizmetler doğru cevap trafik polisi C şıkkı. 22 yandaki levhanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hani ne demiştik? Üçgen olduğunda ne yapıyorduk? Uyarıcı bir levha. Işıklı trafik cihazı zaten buna uygun değil. Kontrolsüz demiryolu geçidi. Bakın bir tren resmi var. Demek ki demiryolu var orada ve kontrolsüz bir geçit var yani. Dikkatli geç demek istiyor yani. Uyarıyor. Değil mi? Sürücüleri veya yayaları Mecburi yaya yol diyor. Değil. Mecburi bisiklet yol diyor. Bisikletle ilgili bir resim de yok zaten. Tren olduğuna göre. Son sorumuz 23. Yandaki levhanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yaya geçidi, okul geçidi, mecburi yaya yolu, yaya giremez. Şimdi burada yayayı görünce öğrenciler bazen şaşırıyor. Yaya geçidi zannediyor. Mecburi yaya yolu zannediyor. Ama Burada bakın ne demiştik yuvarlak yani daire şeklinde ise ve etrafı kırmızıysa bu yasaklıyor demektir. Yasaklayıcı bir levhadır. Yani buraya yayılar giremez demek. Cevap değişik oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.